Gameport'un yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün yeniden yarış dünyasına inme zamanı. Konuğumuz GP2 pilotu Jason Tahincioğlu ve Türkiye Kadınlar Go-Kart şampiyonu, aynı zamanda Sim Racer Sude Yurdagül. Onlar havalimanına gelmiş. Ben birazdan Yurt Lounge'a geçeceğim ve orada buluşacağız. Sürpriz hediyelerimiz olmaya devam edecek Gameport'ta. Bizi takip etmeye devam edin. Yanımda iki farklı jenerasyondan iki farklı yarış pilotu var. Sude Yurdagül, Jason Tahincioğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sude ile başlayalım önce. Sude, Türkiye Kadınlar Go-Kart şampiyonusun ve bu sene de aslında unvanını korumaya çalışıyorsun. Ama tabii herkesin aklına şu geliyor, nasıl başladı bu merak? Şöyle başladı, çok küçük yaşlardan beri ben motor sporlarını çok seviyorum, arabaları. Sonra iki yıl önce pandemi zamanında başlama kararı aldım. Ve ufak ufak başladım. İşlerin bu raddeye geleceğini ben de bilmiyorum ya, bilmiyordum ya da gelecek planlarımın içerisinde olacağını bilmiyordum ama böyle oldu. Ailende var mı peki motor sporları merakı? Hiç yok. Hani motor sporlarını geçtim, arabaları seven bile hiç kimse yok. Tek benim. Adınızda oldu, kimse bilmiyor. Öyle. Şimdi bir önceki jenerasyona dönelim, Jason Tahincioğlu'na. Ben çocukluğumda hep böyle senin adını abi altyazılarda falan görüyorum. Jason Tahincioğlu şöyle yaptı ki o dönemin herhalde Formula 2 muadilinde yarışıyordun. Ve Türkiye'de bu anlamda ilklerden birisin aslında. O dönem başlamak nasıldı? Seni ne itti buraya? Tutkun nasıl başladı? Yani tabii benim hikayem çok öncesine dayanıyor. Hani belki tek jenerasyon değil, belki stüdyolarımızda 2-3 jenerasyon fark var bakıldığı zaman. Ama tabii benim de hikayem aynı Sude gibi kartingle başladı. Ben onun aksine motorspora tutkunu bir aileden geliyorum zaten. O dönemler yani ben işte 5-6 yaşındayken annem babam bile yarışıyordu o esnada. Tabii otomatikman kanın içine girdiği zaman da kendini orada buluyorsun. Pazar gezintimiz biraz Tuzla karting pistine gidip yarışmaktı. Tabii arka arkaya işte dereceler, ondan sonra kategori büyümesi derken en sonunda kendimi Formula 2'de buldum. 2 sene orada yarıştım ve daha sonrasında bir sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldım ama bakıldığı zaman tabii çok güzel yıllardı. Buna 15 sene öncesinden bahsediyoruz. Derken bu sene tekrar yarışmaya başladım. Ben ve markası altında Borusan Motorspor'la beraber GT4 şampiyonasında yarışıyorum. Yani çok hızlı formül araçlarından, kanatlı formül araçlarından kapalı binek araca binmek 15 sene sonra çok garip geldi. Ama ne olursa olsun kanımda var. O adrenalin yaşamak her zaman müthiş. Bisiklete binmek gibi mi? Hani öyle derler. Yani bisiklete binmek belki biraz kolay olabilir ama en azından direkt böyle farklı bir bisiklete binmek desek daha doğru olur. Bu arada ben ehliyet sınavında Türkiye derecesi yaptım. İddialısın yani. Yani bayağı iyi bir okey, güzel. Göreceğiz, sıkıntı yok. Gran Turismo 7 artık hazır. Şöyle yapacağız. Her birimiz ikişer tur atacağız. Sunday Cup'ta, Otodrom Lago Maggiore'de. Yarıştın mı abi burada hiç? Hayır. Demek ki eşit şartlardayız. Güzel. İkişer tur atacağız. Tur zamanlarımıza bakacağız. Yarış derecelerimize bakacağız. Sizden de biraz destek istiyorum açıkçası. Yani tamam. Bulmuşum iki tane pilot. Lütfen bana destek verin. Başlatıyoruz. Burada daha klasik, daha doğrusu daha yol otomobili demek doğru sanıyorum. Evet, yarış başladı. Şimdi start sonrası sanıyorum şöyle bir sağ çizgiye yanaşmam mantıklı. Sola viraj var, sağ sola çizgiye. Evet. Aynen. Vallahi, dışarıdan içeriye doğru. Co-pilotlarım çok mahir. Yine yavaşız. İçeride kal, geç hepsini sen, boş ver onları. Aynen. Çok işte güzel bu. Geçti. Kısalt biraz yolu. Tamam. İç frenle işin evet, yok. Evet, doğru. Devam et. Hop, hop. Biraz temas, bir şey olmaz. Olsun. Bu temasla sorun oluyor mu? Gerçek hayatta evet. Çok ufak bir temastı bu ama ya. Sıkıntı yok, ya sen devam et. Arabadan inilmez. Hop. Bence sert bir fren artık iyi gelir. Evet. Normalde güzel sertmiş. Bir taktik. Onlar ne zaman frene basıyorsa da biraz daha geçsen basacaksın. Değil mi? Sonuçta karşımda da bilgisayar var evet. Nihayetinde. Bilgisayarın yanlış yaptığını düşünmüyoruz. Üçüncüyüz, Meloni önümüzde, Fujimoto birinci.
Son tur. Son tur, Sude. Senin de son yarışın galiba bayağı çekişmeliymiş. Evet, öyle oldu. Ve pistte yan yana çıktık arabalarla. Eğlenceli bir yarış. Herkes kendi kazandı zannetti mi? Evet. Herkes hayır ben. Ama herkes birbirini tebrik etti. Çok çekişmeliydi çünkü çok güzeldi. Güzel. Sportmenci bir mücadele olmuş. Güzel, ikinciliği de aldık. Haydi. Hafif bir temas. Senin bu temaslar çok sportmancı değil ama. Yani ben sportman olduğumu hiç iddia etmedim. Ben burada size kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Biraz da gergin bir deneyimmiş bu sayın seyirciler. Yani hani baban araba kullanmayı öğretir falan ya. Evet. Yanda iki tane pilotla araba yarışı deneyimi biraz insanı geriyormuş. Ama çok destek oldular sağ olsunlar. Bu arada farklı da birinciyim yani. Daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şimdi burada içeriden almak mı daha mantıklıydı? Dışarıdan içeriye. Ha. Aslında yaptığın çok da yanlış değil. Güzel. Şöyle şuraya da çıkalım. Öyle yapıyorlar ya. Evet. Evet. Şu o işin şovu değil mi? Ha. Şu körbede ufak evet. Çıkayım ben. Çıkmazsan yarışamıyorsun öyle diyorlar. Ve damalı bayrağı gördük. Hiç fena değildi. Sizlere teşekkür ediyorum. Siz olmasanız bu birinciliği alamayabilirdim. Oh, benim iki tur derecem 2.26.677. Bakalım sırada Sude var, o ne yapacak? Haydi bakalım Sude. Geliyorum. Bak, fren zamanlaması falan. Çok fark ediyorum. Çok daha güzel. Emin misin? Olsun. Hop. Hiç sorun değil. Hiç önemli değil. Rakipleri duvar olarak kullanıyoruz. Sen İslam bir sportmence mi? Hiç sıkıntı değil. Görmedi kimse onu. Sen gördün mü? Ben görmedim. Önemli olan kazanmak zaten. Evet. Bu arada ben askerde bir kere araba kullandım. Sonra dediler sen sürekli şoför olur musun falan. Yani. Oldun mu sonra? Oldum. Bayağı beğendiler. Sonra ne oldu? Sonra ters oldu. Haydi. Evet, Sude çok güzel bir rüzgara girdi. İçeriden belli ki atağını yapacak. Onlar ne zaman yaparsa ben daha geç yaparım. Helal olsun. Mantığı güzel durdu. Da bu dönmüyor. Sorun dönmemesi. Tabii ya, yarış arabalarına alışmışsınız. Biz normalde de bunlarla gidiyoruz. Haydi devam. Güzel. Biz bunları son turu yeriz. Çıtır çıtır yiyeceğiz onları şimdi. Güzel. Yani öyle diyoruz ya, bizim araba herkesi geçiyor yalnız. Düzlükte biraz avantajımız olmasın evet. Ama. Adil bir dünya. Virajda da sürücü avantajımız olsun. Evet. Hiç. Direkt hop. Yaramadı bu sefer. Yarış hakemleri. Ceza yiyecek miyiz acaba? Bence aracımız toprakta da iyi gidiyor bu arada. Araç o konuda bayağı başarılı. Çimen, toprak... Her türlü. Çok iyi. Tamam, şimdi geliyorum işte. Tamam, şimdi oturduk birinci ama önemli olan şey bu pozisyonu korumak. Tamam, bu yarış sende artık Sude. Aldım vallahi. Haydi devam. Tamam, daha erken frene basınca sanırım daha iyi şey oluyor, aynen, dönüyor. Artık sıra da bizde zaten. Yavaş gir, hızlı çık. Vallahi evet. Kitap gibi döndüm. Bir P1 der misin abi rica etsem? Evet. Arkamdaki rakibimle 0-2 var. 0-3 olacak inşallah. Yalnız isimler de her zaman çok fiktif isimler. Bayılıyorum bu isimlere. Fujimoto. Evet. Ve... Ah, aynı dönmüş olabilirim. Sonra da birinci. Kaç? 2.26.677 idi benim. Ooo 2.27. 2.487. Çok benzer. Galiba ben bir tık daha hızlı döndüm. Nasıl olduysa bilmiyorum. Ama zaten demiştim ne kadar yetenekli bir şoför olduğundan bahsetmiştim. Ve sırada Jason Tahincioğlu. Ay. Hadi bakalım. Güzel, hiç sıkıntı değil. Güzel, Toyota Aqua'nın dışarı atacağım ben.
Buradan içeriden birisine dokunacağım. Harika. Hiç var ama güzel titriyor ya. Titremeleri çok iyi. Evet. O PlayStation 5'in yeni kollarıyla o hissiyatı çok iyi veriyorlar. Referine basmayın ya. Önümüzdeki araba hakikaten göre bir geliyor. Güzel. Korna olsa çalardım abi. Abi Fisichella ile tanıştın mı? Tabii ki, onun adına yarıştım hatta. Aa, çok severdim Fisichella'yı. Fisichella efsane ya. Montoya. Montoya tanışıklığım var sadece. Ya, Fisichella halı saha maçı mı yapmışım ben ya? Gerçekten mi? Evet. Onlar bir ara Türkiye'de de toplu bir maç yaptılar. Evet, evet ya. Orada da oynadım ben. Orada da oynadım. Orada Schumer de vardı. Ondan sonra daha sonrasında Vettel katıldı. Biz iki kere köprüden geçirdikleri doğru mu? Kadıköy'den Kadıköy'e gelirken. Niye öyle diyorsun? İlla her geçişte bir dönüş mü olması lazım? Evet, doğru. Çok güzel. İlk turdan birinciliği aldı. Tecrübe önemli arkadaşlar. Bu tabii tecrübe ilk defa kullanıyorum ama tabii tecrübenin getirdiği bir avantaj var, sizi izlemek. Evet. Yani sizi izleyip öğrenebildim her şeyi. Ya saf bir yetenek var burada. Ay, sen ne öğrendin zaten? Tabii ki. Suze yani de. Şey sonuçta hani okey kazandı ha, sana da yakındı ama şimdi farklı çoğu abi. Şeyi sen öğrendin. Teşekkür ederim. Kime nasıl vuracağımı Suze'den öğrendim. Öyle bir gerçek var. Kime nasıl vuracağımı Suze'den öğrendim için en az o konuda hazırlıklıydım. Suze'nin sevdiği pilot kim? Hamilton. Evet. Ama eskilere bakarsak da sen mi? Senin abi. Yani tabii şimdi Hamilton'da demek zorundayım çünkü birçok şampiyonda beraber yarıştım. Karting'de beraber yarıştım onunla, Formula'da yarıştım, GP2'de beraber yarıştım. Tabii bir samimiyetim de var az çok. Ondan sonra geçen Formula 1 Grand Prix'sinde pitte, paddock'ta yer alıyordum. Hmm. Bir ayaküstü 3-5 dakika sohbet edebildik. Ondan sonra ama tabii öncesi Senna, büyük kahraman. Schumacher bir idol gözüyle bakılabilir çünkü yaptığı başarılar ortada. Ama böyle heyecanlı pilot dersen Mazepin. O heyecan veriyor. Heyecan yaratıyor diye. Latifi lütfen. Evet. Ondan sonra bilemedim ya. Yani böyle destekli her zaman pilotlar oluyor. Tabii bir çok dönem gördüğüm için açıkçası şu anda aklıma da gelmiyor ama Montoya izlemek her zaman keyif veriyordu. Evet. Şey, sizin Hamilton'da çocukluktan beri tabii bir... Tabii yani 12 yaşında falan beraber yarışmaya başladık. En azından onu gördüm pistlerde, kartingde. Tabii 2006'ya kadar da yarıştık sonuçta. Evet yani uzun bir süre pistlerde beraberdik. Hatta 2003-2004'lerde de Formula Renault'da İngiltere'de aynı zamanda yarıştık. Yani birçok ortamda bir araya geldiğimiz için en azından Hamilton'a karşı yarıştım diyebilirim torunlarıma. Selam millet abi. Aynen. Aleyküm selam. 2.19.212 Jens Naincioğlu gerçekten 2.20'nin altına inerek tecrübenin önemini gösterdi diyebiliriz. Keyifliydi. Keyifliydi gayet. Ben sizi izlemekten keyif aldım. biz de seni böyle hayran hayran izledik. Sude'nin de tabii çok parlak bir geleceği var, orası belli. Sana da son yarışında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım şampiyon olursun. Bu kez 3 araba yan yana değil, en öndeki araba böyle sen geçersin diye düşünüyorum. Şimdi Gran Turismo'nun sonuna geldik. Vedalaşacağız. Ardından da programı kapatacağız. Gameport'ta bugün Sude Yurdagül ve Jason Tayincioğlu'yla çok keyifli anlar yaşadık bence. Teşekkür ederim Sude. Ben teşekkür ederim. Beni buraya ağırladığınız için çok güzel bir gün geçirdim. Çok da eğlendim oyun oynarken. Biz de çok eğlendik. Sana başarılar diliyoruz. Uzun çok yıllar var önünde yarışçılıkta. Ve Jason Tayincioğlu abi sana da çok teşekkürler. Gerçekten çocukluğumun bir figürüyle burada araba yarışı oynadım. Yani çok güzeldiniz bize. Eğlendik, güldük bayağı. Sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim tekrar. Gameport'ta sürpriz hediyeler dağıtmaya devam ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken YouTube'da IGA İstanbul Airport TV ve Instagram'da IG Airport hesaplarını takip etmek. Gameport'tan bu kadar. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.